Evet, herkese selamlar. Bugün aslında basını iki gündür çok meşgul eden bir konudan konuşacağız. Sanki obezite cerrahisi mecliste diye bir başlıkla konu paylaşılıyor. Ama tabii bu mecliste Adalet Komisyonu'nun, alt komisyonunun oluşturduğu bir planlamada burada sadece obezite cerrahisi ile ilgili hatalar konuşulmuyor. Bütün cerrahi branşlarda olan malpractice yasaları ile ilgili durumların tartışıldığı bir komisyon kuruldu. Adalet Bakanlığı'nın altını Sağlık Bakanlığı ile beraber acaba hekim hatalarında işte hastaları nasıl koruyabiliriz? Aynı zamanda hekimi nasıl daha az hata yapar duruma getirir ve nasıl bazı sorumlulukları arttırabiliriz yönünde yapılan bir çalışma aslında bu. Ama ne yazık ki basına sanki sadece obezite cerrahisinde böyle problemler oluyormuş gibi yansıdı. Şu an Türkiye'de mevcut olan malpractice davalarını aslında örnek aldılar. İşte bir üniversite hastanesinde başarılı yapılan yüz naklinden sonra oluşan durumla ilgili bir malpractice davası vardı. Doğum sonrası yapılan bir müdahaleyle göz problemi yaşayan bir çocukla ilgili malpractice davası vardı. Malpractice yasası çok önemli. Nedir malpractice yasaları? Malpractice yasası aslında hastaları koruyan, aynı zamanda hekimi de koruyan yasalar. Çünkü hastaların kendilerine yönelik uygulanan iddiadan öteye belki gitmeyecek bazı suçlamalarda hekimi koruyor. Bazı durumlarda da tabii hastayı koruyor. Ne yapıyor? Yapılan yanlış müdahale ya da zaman yapılmayan bir müdahaleyle de bu sefer hastada işte iş gücü kaybı, belki uzuv kaybı, belki de yaşam kaybıyla sonuçlanan istenmeyen durumlar oluşabiliyor. O yüzden bu kanun mecliste şu an araştırma aşamasında olan adli makamların araştırdığı, şu an mevcut davaları inceleyen Adalet Komisyonu sadece obezite cerrahisiyle ilgili değil. Ama ne yazık ki taraflı basın bunu sanki bu olayın sadece obezite cerrahisiyle ilgili olduğunu yazdı. Hayır, bu çalıştayın içinde, bu komisyonun içinde işte yüz nakillerinde olan problemler, uzun nakillerinde olan problemler, işte doğumlar sırasında yaşanan malpraktisler ya da işte genel cerrahinin yaptığı tiroid ameliyatlarında olan ses kısıklıklarına bağlı malpraktisler ya da bir sürü ameliyata bağlı malpraktisler konuşuldu. Tıbbi kötü kullanımlar konuşuldu. Ama ne yazık ki basına bu sanki obezite cerrahisi ölümcül bir cerrahiymiş gibi yansıtıldı. Burada 34 hasta incelendi. Zaten bunu ben size hep söylüyorum arkadaşlar. Obezite ve metabolik cerrahi çok özellikli bir cerrahidir. Ve her yerde ve her hastanede bu uygulanamaz. Bu bir ekip işidir. Bir hastanede ekipman işidir. O yüzden bir komplikasyonla karşı karşıya kaldığınızda da müdahale edecek ekibiniz olması lazım. Ne olması lazım? Kalp cerrahisi olması lazım. Anjiyo ekipmanları, girişimsel radyoloji, işte gastroenteroloji, endokrin, nefroloji. Hani aslında multidisipliner bir yaklaşım. Evet, bu 34 vaka incelenmiş. Peki o Adalet Komisyonu'nda işte olan vakalar ne? 34 vaka incelenmiş. Bunların %77'sinde hekim hatası saptanmış. Zaten burada şu anlaşılıyor. O kadar güzel ki obezite cerrahisi aslında çok güvenli ama yanlış uygulamalarda problem olabiliyor. Zaten hep bunu vurguluyoruz. Obezite cerrahisi güvenli, morbid obezler için güvenli bir zayıflama yöntemidir. Eğer yapılması gereken tedavi yapılmazsa, eksik tedavi yapılırsa hastalarda problem yaşanabilir. Yıllardır bunu anlatıyoruz. Zaten şu anki basında duran konu da bu. Ne diyor? Obezite cerrahisi sonrası hastalarda komplikasyon olmuş. Komplikasyonları doktor arkadaşlarımız belki imkanları ya da bunları isteyerek yapmıyorlar. Uygun şekilde tedavi edememişler. Bunun sonucunda da hastalarda işte hayatını kaybetme durumu olmuş. Bakın orayı iyi anlamanız lazım. Tehlikeli bir şey değil obezite cerrahisi. Obezite cerrahisinden sonra komplikasyon gelişir ve yönetilemezse bu tehlikedir. Zaten bu komisyonda obezite cerrahisinin işte riskleri tartışılmıyor. O Sağlık Bakanlığı'nın zaten tartışma konusu. Burada komplikasyon yaşanınca acaba uygun tedavi edilebilmiş mi diye adli makamlara sevk edilen vakalar tartışılmış. O yüzden o şeyi iyi değerlendirmeniz lazım o haberi. O haberde obezite cerrahisi riski demiyor. Zaten obezite cerrahisinin bazı indikasyonları var. Şimdi bu yeni indikasyonlardan konuşacağız biraz da. Aslında dünyada indikasyonlar yeni yeni şekilleniyor.
klasik endikasyonlar, artık klasik endikasyonlar neredeyse çok azaldı. Kişiye özel endikasyonlar var. Niye? Çünkü obesite related diseases, yani obeziteye bağlı hastalıklar bizim için en önemli endikasyon konusu. Şimdi Türkiye'de sağlık uygulama tebliği ile dünyadaki ameliyat endikasyonları biraz farklı. Zaten kargaşa buradan çıkıyor. Şimdi dünyada endikasyonlar nasıl, ondan bahsedelim. Dünyada şunu söylüyor, diyor ki bir kişinin vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse, yani kilo boyuna oranladığınızda 40'ın üzerindeyse başka hiçbir şeye bakmadan hastayı obezite cerrahisine alabilirsiniz diyor. Bu Türkiye'de de aynı. Türkiye'de de eğer vücut kitle indeksiniz 40'ın üzerindeyse devlet hastaneleri ve devletle anlaşmalı kurumlarda SGK, yani sağlık güvencenizi de kullanarak cerrahi tedaviye aday hastasınız. Bu tartışılmaz. İkinci indikasyon ne? Vücut kitle indeksi 35-40 arası olan, yani bizim sınıf 2 obez dediğimiz hastalardaki indikasyon. Burada dünyadaki tıbbi indikasyonda ne? Tansiyon, şeker, uyku apne sendromu ve yağlı karaciğer hastalığı var ise cerrahi indikasyon diyor. Türkiye'ye dönüyoruz. Sağlık uygulama tebliği ne diyor? Vücut kitle indeksi 35-40 arasında olan hastalarda eğer hipertansiyon ve diyabeti varsa, hipertansiyon ve kontrolsüz diyabeti varsa bu hastalarda sağlık uygulama tebliği bünyesinde özel kurumlarda ya da devlet kurumlarında ameliyat olabilir diyor. Aslında buraya kadar hiçbir şey sorgulanmıyor kanuni olarak. Ama ne dedik? Obezite ve metabolik cerrahi yavaş yavaş birbirinden ayrılıyor. Artık metabolik cerrahi var. Ne metabolik cerrahi? Obezite ile ilişkilendirilmiş hastalıklar. Obezite ile ilişkilendirilmiş hastalıklar. Nedir bunlarda en önemlisi, bizim için önemli olan? Diyabet. Eğer kişi vücut kitle indeksi 30-35 arasındaysa ve hastanın diyabeti var ise bu hasta grupları, bakın obezite cerrahisi değil, metabolik cerrahi ameliyatları için endikasyon dahilindedir yönünde kanıtlar var. Bakın bu cümleyi lütfen iyi anlamanız lazım. Kanıtlar var ve önerilir. Ama demin saydığım iki indikasyon 40 üzeri ve 35-40 arasında, bunlar artık mutlak indikasyonken 30-35 arası diyabeti olan hastalarda metabolik cerrahi şiddetle önerilir der yurt dışı kaynaklar. Ama Türkiye'de sağlık uygulama tebliği vücut kitle indeksi 30-35 arasında diyabeti olan hastalarda bu endikasyon içinde hastaların ameliyat süreçlerinin tamamlanmasını şu an için önermiyor. Bu hastalar özel hasta grubunda ameliyat edilebilir. Zaten sorun da burada başlıyor. Siz vücut kitle indeksi 30-35 olan ve diyabeti olan hastaya metabolik cerrahi yapıp komplikasyonla karşı karşıya kalındığında sanki ya sizin kilonuz azmış, niye böyle bir şeye kalkıştınız diye bir yorumla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bunu çok iyi anlamanız lazım. Dünya indikasyonlarında vücut kitle indeksi 30-35, tip 2 diyabet, yani insülin kullanıyorsanız, bakın obezite cerrahisi değil, metabolik cerrahi endikasyonu vardır. Ama bunun sağlık uygulama tebliğinde Türkiye'de karşılığı şu an için yoktur. Ama belki de 2-3-5 yıl sonra bu grupta sağlık uygulama tebliğine alınacak. Çünkü Türkiye'de obezite cerrahisi yapılmaya başlandığında sadece vücut kitle indeksi 40 üzeri yapılıyordu. Ama artık 35-40 arası yandaş hastalıklarda girdi. Bence daha ileriki yıllarda, çünkü diyabetin organ hasar ve uzun dönem sonuçlarının metabolik cerrahi ile önüne alınabiliyor olması hastaların sağ kalımını arttırıyor. Bu durum sağlık uygulama tebliğinde de yakın ve orta vadede değişeceğini göstergesidir.